Efendim geldik 35. dersimizde. Türkiye'de tarımın özellikleri. Şimdi Türkiye arkadaşlar bir tarım ülkesidir. Gerçekten ilk defa tarım bu topraklarda kültüre alındı, bitkiler ve tarım buradan dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Bundan dolayı da arkadaşlar Türkiye birçok tarım ürünü, yani birkaç tropikal ürün dışında aklınıza gelecek birçok tarım ürünü yetiştirildiği bir ülke konumundadır. Şimdi ilk önce Türkiye'deki arazi kullanımından bahsedeceğiz. Türkiye'de dağlık ve engebeli bir ülke olmasından dolayı arazilerden faydalanma sınırlıdır. Bakın bir şekilde dağlık alanlar, yamaç alanlar bulunduğu için Türkiye topraklarının ancak 1/3'e yakın kısmından tarımsal amaçlarla yararlanılmaktadır. Türkiye arazisinin %30.3'ü tarım, 18.6'sı çayır ve mera alanı, 29.4'ü orman alanı ki son yıllarda orman alanlarımız genişlemeye başladı. 0.7'si yerleşim alanı, %4.2'si makilik ve çalılık alan, 16.8'i ise diğer alanlardan yani sarp kayalık alanlardan oluşmaktadır. Tarımın Türkiye ekonomisinde önemli olmasının başlıca nedenlerine baktığımızda birincisi Türkiye'de nüfusun %15.8'i geçimini tarımdan karşılamaktadır. Pek çok sanayi kolu için ham madde oluşturmaktadır. Bakın gıda sanayisi, giyim sanayisi, yani tekstil sanayisi, yağ sanayisi falan falan. Bütün bunlar ne yapar? Tarım ürünlerini ham madde olarak kullanmaktadır. Yine iş ticarette önemli bir yere sahiptir. Mesela bütün Türkiye'ye Mersin'den Antalya'ya kadar olan kesim sebze gönderir. Rize bütün Türkiye'ye çay gönderir. Ordu, Giresun, Samsun fındık gönderir. Yani dolayısıyla farklı bölgelerde üretilen ürünler Türkiye'ye yayıldığı için iş ticareti olumlu etkilemektedir. Tarım ürünlerinin bol ve çeşitli olması da Türkiye'yi tarımda dışa bağımlılık bakımından azaltmıştır. Mesela 90'lara kadar tarım ürünleri açısından kendi kendine yeten 6 ülkeden birisiydik. Ama maalesef şimdi bazı tarım ürünlerinde dışa bağımlı durumdayız. Türkiye'de tarıma ayrılan topraklar günümüzde 23,5 milyon hektar civarındadır. Aslında 1950'de 14,5 milyon hektardı. Niye? Ne oldu? Yeni ülke mi fethettik? Hayır. Arkadaşlar ne yaptık? Makineli tarım, sulamalı tarım, gübre kullanımı gibi nedenlerle tarım arazilerimiz genişlemiştir. Evet, ormanlar tahrip edilerek tarım arazisine dönüştürüldü. Yine meraların bir kısmı makineli tarımla daha kolay işlenerek tarım arazisi haline getirildi. Makineli tarım yaygınlaştığı için artık daha geniş alanları işlemeye başladık. Sulama imkanlarının gelişmesiyle eskiden nadasa bıraktığımız alanları artık her yıl ekebilmekteyiz. Yine toprak bakımının yapılmasıyla birlikte verimliliğin artması işlenen tarım arazilerinin genişlemesine neden olmuştur. Ülkemizde dağlık ve engebeli yerlerinde tarım topraklarının oranı oldukça azdır. Yer şekillerinin sade olduğu alanlarda ise tarım toprakları oranı daha fazladır. Yani şöyle bir baktığımızda mesela Konya, Ankara, Şanlıurfa gibi alanlar arazi düz olduğu için tarım alanları daha geniş. Ama Muğla gibi, Hakkari gibi, ne bileyim Rize gibi alanlar engebeli olduğu için tarım alanları oranımız daha azdır. Şimdi Türkiye'de tarımı etkileyen faktörler neler? Birincisi arkadaşlar sulama. Türkiye'de tarımın önündeki en büyük engel sulamadır. Sulama olanaklarını yaygınlaştırdıkça tarımda verim artışı yaşanacaktır ki 1960'lardan beri Türkiye'de tarım alanında sulama için çok büyük yatırımlar yapılmıştır. Bakın Türkiye'nin en büyük kalkınma projesi olan GAP sulama amacıyla gerçekleştirilen bir projedir. Evet, özellikle iç bölgelerde yağış azlığı ve yazların kurak geçmesinden dolayı sulamaya duyulan ihtiyaç fazladır. Bundan dolayı da arkadaşlar bol miktarda baraj yapılmıştır. Bakın Atatürk Barajı'nın GAP projesindeki Atatürk Barajı'nın fotoğrafını görüyorsunuz. Eğer bir bölgede sulamayı yaygınlaştırırsak, bir, iklime bağımlılık azalır. Mesela bizim buğday üretimimiz 16 milyon tonla 23 milyon ton arasında değişir. Kurak dönemlerde 16 milyon tona düşer, nemli bölgelerde 23 milyon tona çıkar. Eğer sulamayı arttırırsak bu dalgalanma azalacaktır. Nadas alanları ve erozyon azalır. Nadas neydi? Tarlanın bir yıl ekilip bir ya da iki yıl dinlendirilmesi işiydi. Sulama ve gübrelemeyi yapabiliyorsan nadasa ihtiyaç yoktur.
Tarım alanları genişler. Genişliyor arkadaşlar. Gerçekten de genişlettik. Tarım ürünü çeşidi artar. Mesela GAP'tan önce Güneydoğu Anadolu'da mısır gibi, pirinç gibi ürünleri yetiştiremiyorduk. Şimdi yetiştirmeye başladık. Endüstri bitkileri ve sebze ile meyve üretimi artar. Sulamanın yaygınlaşmasının en önemli sonucu sanayi bitkilerinin ekim alanının sebze ve meyvenin genişlemesidir. Tarımda verim ve gelir artışı sağlanmaktadır. Yine üretimdeki dalgalanmalar azalmaktadır. Tabii ki çiftçinin geliri artacağı için kırdan kente göç de azalacaktır. Geldik gübrelemeye. Nedir gübreleme? Arkadaşlar, toprakta eksilen, bitkinin ihtiyacı olan mineralleri yeniden yerine koymak için gübreleme yapmamız gerekmektedir. Tabii ki en doğrusu doğal gübreyi, hayvansal gübreyi kullanmak. Ama hayvansal gübrenin yetmediği durumlarda kimyasal gübreler de kullanılmaktadır. Toprağa uygun ve yeterli miktarda gübre verildiğinde üretim artışı yaklaşık %40 artmaktadır. Buradaki doğru ve yeterli gübreden kasıt şu: toprağınızı alıp analiz ettiriyorsunuz. Hangi mineraller eksikse, ne kadar eksikse ona göre toprağı gübreliyorsunuz. Geldik tohum ıslahına. Bakın, Adana'da Çukurova Üniversitesi'nden alınan bir fotoğraf. Arkadaşlar, Çukurova Üniversitesi ülkemizde gerçekten en iyi ziraat fakültelerinden birisine sahiptir. Bölgelerin iklim özelliklerine ve toprak yapısına uygun tohumu kullanmak verimi arttırmaktadır. Ülke şartlarına uygun tohumu üretmek için de işte melezleştirme, zayıf tohum tanelerinin seçilerek ayrılması gibi yapılan çalışmalara tohum ıslahı adı verilmektedir. Türkiye'de ziraat fakülteleri ve devlet üretme çiftlikleri oraya en uygun tohum türlerini geliştirmektedir. Geldik toprak bakımına. Arkadaşlar, toprağın daha iyi ürün verebilmesi için doğru bir şekilde sürülmesi ve ekimin doğru bir şekilde yapılması lazım. Çok derin sürmek faydalı bir iş değildir. Derinlere inmiş mineral tuzları tekrar yüzeye getirdiği için toprağa zarar vermektedir. Toprağın çapalanması, bellenmesi ve zararlı otlardan arındırılması bu çalışmalar içerisinde bulunmaktadır. Geldik makineli tarıma. Arkadaşlar, 1950'lerden sonra Türkiye'de makineli tarım yaygınlaşmıştır. Toprağın işlenmesi için gerekli çalışmalarda traktör, biçer döver gibi araçların kullanılmasına biz makineli tarım adını vermekteyiz. Makine kullanımını arttırırsak birincisi zamandan tasarruf yapılır. Yani sen bir çift öküzün arkasına kara sabanı takarsan bir günde 2 dönüm 3 dönüm arazi sürersin. Ama traktöre çıkarsan bir günde 80-100 dönüm araziyi işlersin. Yine iş gücünden tasarruf sağlamış olursun. Verim artışı yaşanır ki hasatlı ürün kaybı azalır. Mesela biçer döverle buğdayı hasat etmekte buğday kaybı çok azken orakla buğdayı biçtiğinde vurduğunda ne yapıyor? Daneler toprağa dökülüyor. Ne yaptı? Ürün kaybı arttı. Türkiye'de 1950'li yıllardan sonra makineleşmede bir artış yaşanmıştır. Şimdi kırdan kente göçün nedenlerinden birisi de arkadaşlar makineli tarımdır. Çünkü makineli tarımla birlikte daha az gücüne ihtiyaç duyuyorsun. Ama her ne olursa olsun Doğu Karadeniz gibi, Muğla gibi, Hakkari gibi engebeli alanlarda makineli tarım her zaman sınırlı kalacaktır. Bundan dolayı buralardaki tarımsal nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Geldik pazarlamaya. Devletin çiftçiye önceden duyurduğu fiyattan ürünü alım garantisi vermesine destekleme alımı adı verilmektedir. Temel besin maddeleri ve ihracat ürünlerine taban fiyat uygulanmaktadır. Yani buğday gibi, şeker pancarı gibi, çay gibi, fındık gibi ya içeride temel besin maddesi olacak ya da ihracat maddesi olacak. Devlet bunlara bir taban fiyat verirler ve bunun üzerinden alım garantisi vermektedir. Destekleme alımları ile birlikte ürünlerin üreticinin elinde kalması engellenmiş olur. Üretici bilir ki bu ürünü devlet bu fiyattan satın alacak. Üretimin devamlılığı sağlanmış olur. Yine üreticilerin piyasadaki olumsuz koşullardan olumsuz etkilenmesi engellenmiş olur. Geldik arazi toplulaştırılmasına. Küçük ve parçalı arazilerin birleştirilmesi işlemine arazi toplulaştırılması adı veriliyor. Bakın, eskiden arazi daha parçalıymış. Toplulaştırıldıktan sonra daha büyük parseller, daha düzgün parseller elde
edilmiş. Toplulaştırmayla birlikte arazi kayıpları azalacaktır. Çünkü tarlaların kenar kısımlarını, iki tarlanın sınır kısmını işleyemiyorsun. Arazin ne kadar küçükse sınır kısımlar o kadar çok yer tutacak. Yine ulaşım, zaman ve işçilikten tasarruf sağlanır. Diyelim ki beşer dönümlük 5 tane arazin var. Oraya gideceksin, oraya gideceksin. Ne yaptın? Hem zaman kaybediyorsun hem de işçilik maliyetlerin artıyor. Tarımsal işletme sayısı azalacak. Ne yaptın arkadaşlar? Sen birleştirdin. Adamın 5 tane 5'er dönüm arazisi vardı. 1 tane 25 dönüm arazi haline getirdin. Dolayısıyla işletme sayısı azalacak. Tarım parselleri daha düzgün hale gelecek. Buna bağlı olarak da makine kullanımında artış yaşanacak. Ve tabii ki sulama maliyetlerinde de bir azalma görülecektir. Şimdi Türkiye'de tarımı destekleyen çeşitli kuruluşlar vardır. Ziraat Bankası çiftçiye kredi desteği sağlar. Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye'de üretilen tahıllarla ilgilenir ve buğday başta olmak üzere tahılları satın alır. Tarım Kredi Kooperatifi çiftçinin ürettiği ürünleri uygun fiyattan alarak pazarlar. Çaykur çay tarımı ile ilgilenir. Tariş Ege bölgesinde özellikle arkadaşlar başta üzüm olmak üzere çeşitli tarım ürünleriyle ilgilenir. Çuko Birlik, Adana, Mersin, Hatay çevresinde pamuk tarımıyla ilgilenmektedir. Fisko Birlik, Karadeniz'de fındık tarımıyla ilgilendirmektedir. Devlet üretme çiftlikleri ise Türkiye'de bildiğim kadarıyla 26 tane devlet üretme çiftliği var. Türkiye'nin farklı yörelerinde. Buralarda arkadaşlar çiftçiyi eğitir. Yani orada çeşitli tarım denemeleri yaparak o bilgisini çevredeki çiftçilere aktarmaktadır. Geldik tarım yöntemlerine arkadaşlar. İntensif tarım, ekstansif tarım ve nadas tarımı gibi farklı tarım yöntemleri bulunmakta. İntensif tarım yoğun tarım demektir. Yani arkadaşlar modern tarım demektir. Modern tarım teknikleri uygulanarak birim alandan en yüksek verim alınmaya çalışılır. Burada arazi uygun şekilde işlenir, sulanır, gübrelenir ve birim alandan en yüksek verim almaya çalışılmaktadır. Genellikle gelişmiş ülkelerde intensif tarım metotları yaygın olarak uygulanmaktadır. Ekstansif tarım yani kaba tarım ya da ilkel tarıma baktığımızda bunlar geniş arazilerde uygulanan tarım yöntemidir. Toprağın iyi işlenmediği, sulama olanaklarının kısıtlı olduğu, gübre kullanımının sınırlı olduğu bölgelerde özellikle de nadas uygulamasıyla birlikte ekstansif tarım uygulaması yapılmaktadır. Nadas tarımına geldiğimizde yağışın az olduğu, sulamanın yeterince gelişmediği alanlarda toprağın bir yıl ekilip bir ya da iki yıl dinlendirilmesi işine nadas yöntemi denmektedir. Sulama olanakları arttıkça nadas uygulaması da azalacaktır. Arkadaşlar bunların dışında aslında bir de enter tarım yani ara tarım vardır. Mesela siz bir yere işte üzüm bağları, zeytinlikler ekersiniz. Bunların arasında da arasındaki boşluklarda sebze üretirsiniz ki buna da arkadaşlar ara tarım adı verilmekte. Özellikle o üzüm bağının, zeytinin, portakal bahçesinin yetişme döneminde yani çünkü bunları ektikten sonra belli bir süre sonra ürün vermeye başlıyor. Bunlar yetişinceye kadar ara tarımla da bu tip faaliyetler yapılabilmektedir. Türkiye'nin birçok yöresinde kurak iklim şartlarının yaşanması nedeniyle tarım toprakları nadasa bırakılmaktadır. Dediğim gibi nadas toprağın ekildikten sonra bir ya da iki yıl dinlendirilmesi işlemidir. Geldik Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünlerine. Arkadaşlar bazı tarım ürünlerinin üretiminde devlet sınırlandırması bulunmaktadır. Mesela pirinç. Suyun içerisinde yetiştiği için o durgun su sıtma, sivrisinek üretir, sıtmaya neden olur. Tütün, ürünün kalitesini korumak için arkadaşlar devlet kontrol altına almaktadır. Yine keten, kenevir, haşhaş, uyuşturucu elde edildiği için, mesela bakın burada haşhaşı görüyorsunuz, devlet bunu ancak sınırlı alanlarda kontrol ederek üretimine izin vermektedir. Demek ki pirinç sıtmaya neden olduğu için, tütün kalitesini korunmaya çalışıldığı için, keten, kenevir ve haşhaş ise uyuşturucu üretiminde kullanıldığı için devlet tarafından kontrol edilen tarım ürünleridir. Şimdi iklim ve toprak seçiciliği az olan ürünlerin ekim alanı geniştir. Mesela buğday, mesela şeker pancarı. Bunların iklim ve toprak seçiciliği az olduğu için Türkiye'nin dört bir tarafında üretilebilmektedir. Evet, buğday, üzüm, elma, haşhaş, şeker pancarı, arpa, mercimek, nohut, patates falan.
Bunların arkadaşlar ekim alanı geniştir. Ama iklim ve toprak seçiciliği fazla olan ürünler dar alanlarda yetiştirilir ki Türkiye'de çay, muz ekim alanı en dar olan iki üründür. Aynı zamanda fındık, turunçgil, incir, zeytin, antep fıstığı da yine ekim alanları nispeten dar olan ürünler arasında bulunmaktadır. Türkiye'de yetiştirilen belli başlı ürünlere baktığımızda tahıllar, içerisinde buğday, arpa, mısır, pirinç, yulaf, çavdar bulunur. Baklagiller, nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, fasulye. Sanayi bitkileri dediğimizde yani sanayide ham madde olarak kullanılır sadece. Tütün, pamuk, şeker pancarı, çay, keten, kenevir, haşhaş, anason, gül. Yağ bitkileri dediğimizde ayçiçeği, soya fasulyesi, yer fıstığı, zeytin. Meyvecilik dediğimizde fındık, elma, üzüm, armut, incir, kayısı. Diğer ürünler dediğimizde yumrulu bitkilerden patates var, yem bitkileri var, bağcılık ve sebzeler bulunmaktadır. Şimdi geldik sorularımıza. Türkiye'de ekili alanların artmasının aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenmez? Gübre tüketimini arttırması beklenir mi? Evet, ekili alanları arttırıyorsan gübre tüketimi artacaktır. Sulamanın yaygınlaşmasını, baktığımız arkadaşlar niye sulama yaygınlaşmışsın ki? Eğer orada su yoksa yaygınlaştıramazsın. Ha, özür diliyorum. Sulamanın yaygınlaşması beklerim. Evet, niye? Sen burayı ekmek istiyorsan önce su bulmak zorundasın. Dolayısıyla buna da neden olur. Makineli tarımın artmasına, tarım arazilerini ekiyorsan yine makineye de ihtiyaç bulunmaktadır. Ama mera hayvancılığın yaygınlaşmasında etkisi yoktur. Niye? Sen burayı ekiyorsan belki de meraları da tarım arazisi haline çeviriyorsun. Dolayısıyla bunu yaygınlaştırması beklenmez. Bu nedenle aradığımız cevap B seçeneğidir. Tarım alanlarında sulama ile nadas alanların azalacağını söyleyen birisi yukarıdaki haritada tarıl alanlardan hangisini bu duruma örnek gösteremez. Şimdi arkadaşlar bakın, Karadeniz bölgesi ülkemizin en nemli bölgesidir. Dolayısıyla bu bölgede yağışın yeterli olmasından dolayı sulamaya ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla burada da nadastan bahsedemezsiniz. Ama İç Batı Anadolu'da, Kayseri çevresinde, Urfa'da ya da ne bileyim Doğu Anadolu'da az ya da çok belli miktarda sulamaya ihtiyaç duyduğu için nadasa da ihtiyaç vardır. Dolayısıyla aradığımız cevap B seçeneğidir. Batı Karadeniz'de arkadaşlar biz nadas uygulaması yapmayız. Türkiye'de bazı ürünlerin üretiminde devlet kontrolü bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangileri bu ürünler arasında yer almaz? Çeltik sıtmaya neden olduğu için devlet kontrolü vardır. Tütün kalitesi korunmaya çalışıldığı için devlet kontrolü vardır. Ama turunçgil ve pamukta devlet kontrolü yoktur. Dolayısıyla aradığımız cevap E seçeneğidir. Geldik son slaytımıza. Herhangi bir tarım ürününün yetiştirilmesinde makine kullanımının payı az, insan ve hayvan gücü ön planda ise bu yönteme emek yoğun denir. Buna göre haritadaki tarıl alanların hangilerinde emek yoğun tarım uygulamasının payı daha azdır? Arkadaşlar, yer şekilleri engebeli ise emek yoğun. Yer şekilleri düzse makineli tarım yapılmaktadır. Şimdi Ergene Havzası'nda arkadaşlar emek yoğun azdır bir elimizde. Menteşe yöresi yer şekilleri engebelidir, emek yoğun. Çukurova arazi düzdür, makineli tarım. Doğu Karadeniz yer şekilleri engebelidir, emek yoğun. Hakkari arazi engebelidir, emek yoğun. Hangilerinde emek yoğun tarım yapılmaz? 1 ve 3. Dolayısıyla aradığımız cevap B seçeneğidir.